12-18 Haziran haftalık burcumuza hoş geldiniz sevgili takipçiler. Evet, bu dönem gökyüzünde bir yeni ay gerçekleşecek. 18 Haziran'da İkizler Burcu'nda 07:36'da buna not alarak haberleşme, ortaklı süreçler, ortaklı ilişkiler birçok noktamızı tetikleyecek. Her burcu farklı bir noktada ve hangi evde tetikleyeceğini yükselenize göre takip edebilirsiniz diyorum. Sevgili koçlar, özellikle iş konularımızla alakalı durağan gördüğünüz, rahatsız olduğunuz konularda güzel fırsatlar ve yeni kapılar açılacak. Mümkün olduğu kadar kendimizi iletişim konusunda doğru ifade etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Ve iş gereği farklı alanlarda mülakat ya da eğitimler konumuzla ilgili hızlı geçişlerimiz sağlanacak gözüküyor. Kuzenler, yakın çevredeki bazı aksilikleri görme vakti ve aramızdaki bağı toparlama dönemi diye uyarıyorum. Kendi işinizi yapıyorsanız, kendi iş konularımızla ilgili yeni oluşturmaya çalıştığımız fırsatlar bize kazanç anlamında doğru noktalar gösterecek. Fakat iş değişikliği, farklı bir alana geçme niyetiniz varsa bir Haziran hayatınızdan çıkması lazım. Ani karar vererek haklarınızı kaybetmenizi istemiyorum. Geçmişe dönük iş mahkememiz, iş iadenizle ilgili büyük mücadele ettiğiniz noktalarda güzel fırsatlar yakalayacaksınız. Aynı stabil ekip arkadaşlarınızla çalıştığınız noktada da işlerinizin daha yoğun olacağı, sizin mutlu olmak için daha güzel imkanlar sağlayacağınız ön. Bu ara iletişim, yazmak, yeteneklerimiz, kendimizi daha iyi ifade etmeyi de uyarıyor. Yani siz kendi farkınıza vardığınızda başarısız hiçbir noktanız yok. Ama beyniniz devamlı hareket halinde olacağı için hata yapmalara da müsaitsiniz. Daha sakinleştirerek projelerimize, ekip arkadaşımızla ilgili rahatsız olduğumuz konuları çözmemiz için daha hayırlı bir geçiş uyarınız var. Taşınmak, yeni bir noktaya geçmekle ilgili mücadele evreniz Haziran bitmeden gerçekleşmiş olacak. Aynı şekilde yeni ay sizin üçüncü ev konularınızı tetikleyecek ve yükseleninize göre üçüncü evde olan, yani lise, eğitim konularımız eksik evre, kuzenlerle ilgili yaşayacağımız gereksiz tartışmalardan da uzak durmanız gerekiyor. Bu ara aile büyüklerimizle ilgili yapacağımız ortaklı fikirler size ayrı bir kazanç sağlayacak ve anne köklerimize ait de çözülmesi gereken miraslarda büyük bir mücadele dönemi uyarıyor. Eğitim ya da devletle alakalı ya da bulunduğunuz şirkette eğitim konularımızı gayet başarılı şekilde, ama yurt dışı yerleşim, bu konularla ilgili de hızlı kararlar olarak yerinizi ve yaşam kalitenizi değiştirmek istiyorsunuz. Hayırlı olsun. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada şimdiden ev elektronik eşyalarda yenilenme ve sizin iş konularınızla ilgili aksilikleri görme dönemi diyorum. Üniversite sınavına hazırlanacak gençlerimizle alakalı biraz daha arkadaş çevrenizi geride tutup bu hafta odaklanarak bu başarıyı sağlayacaksınız. Size sonsuz güveniyorum. Enerjinizi yüksek tutun diyorum. Sağlık konusunda özellikle bu ara geniz eti akıntılarınız çok ön planda olabilir. Özellikle gençlerimizin böyle bir sıkıntısı olabilir. Dikkat diye uyarıyorum. Aşk konusunda hayatınızdaki insanla anlamsız tartışmaları geri bırakarak birbirimizi anlamayı öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü iletişimde yanlış anlamalar, hızlı karar vererek ilişkiyi zedeleme evresindesiniz. Daha sakin ve birbirinize ait evreyi doğru görmeniz gerektiğini söylüyorum size güzel ailem. Buradayım yazmayı ve abone olmayı ve yorum yapmayı mutlaka unutmamanız gerekiyor. Yeni aşka başlayanlar için hayırlı ve uğurlu olsun. Gözleri güzel bakan ve sizi çok sevecek insanın hayat arkadaşınız, ona sımsıkı sarılın. Uzun süredir ilişkinizle ilgili bitmiş olan haber bekleyenler için onun hayatında biri olduğunu ve sizi unuttuğu ile ilgili bir sıkıntı evreniz var. Buna da lütfen alışmanız gerekiyor. Karşı taraf bu ilişkiyi bitirirken artık geri dönmeyeceğim, sen değişmeyeceksin dedi. Ve sen değişmiyorsun, değişmediğin için de o yeni yol aldı. Boşuna hırpalanmayı bırak, psikolojik olarak kendini destekle, yoga meditasyon alarak. Uzun soluklu ilişkilerde de evlilik, gün, tarih koşturmalarınız size gayet keyifli. Ama şöyle diyeceğim, uzun soluklu devlet görevi yapan asker, polis, nişanlınız varsa mecburen sizin de tayininiz, atamanız farklı bir noktaya geçiş sağlayacak. Ailenizden uzak farklı bir yere de yerleşim kapınız var. Şimdiden uğurlu olsun diyorum. Sevgili ev hanımları, özellikle
çok yorgun bir döngüdesiniz. Hem Kurban Bayramı yaklaşırken hem de evde yenilik, badana, boyana, taşınma konularımız yoğunken kendi içsel dünyanızda çok fazla soru işaretleri içerisindesiniz ve eşiniz ve maddi konular sizi fazlasıyla yıpratıyor ve anlayışsız bir eş sizi yıpratmaya başladı ama siz de anlayışsız bir karakter evresindesiniz. Daha yumuşak geçişler sağlayarak birbirimizi anlayabilmemiz gerektiğini uyarıyorum. Ve özellikle kendi kuzenleriniz ve kendi ailenizle ilgili yaşayacağınız bazı sorunlar bizim kendi ev düzenimizi rahatsız edecek. Mümkün olduğu kadar daha dikkatli ve temkinli davranmamız lazım. Evet, evde yenilikler var. Özellikle badana, boya, bu tarz düşünceleriniz var. Hayırlı olsun. Ama ev satma niyeti olan sevgili koçlar, güzel bir anlaşmayla güzel bir ev satışı gerçekleşecek. Korkmanıza gerek yok diyorum. Sağlık olarak genizletiniz, benim gibi sinüzitleriniz ve alerjik polenler azmış olabilir. Dikkatli olmamız lazım. Beklediğiniz bir para hayırlı bir şekilde aydınlığa kavuşacak. Vergi ödeme konularımızda rahat bir şekilde taksitlendirip yolunuza bakacaksınız. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgili boğalar, burada mısınız? Biliyorum ki yükselen ve ay burcunu takip ediyorsunuz ve burada olduğunuzdan eminim. Güzel bir hafta, keyifli bir hafta olsun. Lüks harcamalarımız ve iş gereği yapacağınız yeni kıyafet, yeni alışveriş biraz sizin kredi kartı ödemelerinize rahatsızlık verebilir. Ve ev konularımızla ilgili de evde yenilikler sizi fazlasıyla kredi kartı harcamalarımız rahatsız edebilir. Bu başta uyarımız söz konusu. Ve yeni ay gerçekleşecek 18 Haziran'da 07.36'da. Bu sizin ikinci ev konuları, para yeteneğiniz, parayla alakalı yapmak istediğiniz, kendini çözmek istediğiniz noktalarda büyük aydınlanma yaşayacağınız ama iş konularımızla alakalı da yeteneklerinizin ön planda olacağı ve kendinizi daha iyi ispatlayacağınız bir hafta söz konusu olacak. Yeni bir yere geçmek, yeni başvurularınızla ilgili olumlu evre, mümkün olduğu kadar tarzınız ve duruşunuzdan vazgeçmiyorsunuz, hedef noktanız gayet güzel. Kurumsal ya da devletle bağlantılı süreçlerde yenilikler beklentiniz varsa 18 Haziran'dan sonra işte yöneticiniz ya da konuşmak istediğiniz insanlarla birebir güzel geçecek diyalog ve masa değişimi, ekip değişimi size ayrı bir renk katacak gözüküyor. Devletle alakalı noktada bazı projelerde yenilik ve görev almak isteyenler için daha azimli, daha mücadele etmeniz lazım. Çünkü orada destekleyiciniz yok. Evet, o kapının içindesiniz ama herkes bir ekip halinde olmuş. Siz yalnızsınız. Artık birilerine yanaşma ve kendinizi orada ispatlama noktası, yoksa mobbing uygulaması sizi yıpratabilir. Kendi işiniz ya da yurt dışı ile bağlantılı işlerle alakalı da fırsat kapılarımız var ve kendinizi doğru ispatladığınızda bu süreçler aydınlığa girecek. Eğer iş yoksa, iş kapınız uzun süredir işsizseniz, güzel bir yakın dostunuzun ve özellikle kendi çocukluğunuzdan gelen bir aile dostunuz ya da dostunuzun size sunacağı iş imkanı güzel fırsatlar yaratacak ve bu sizin güzel ve uzun soluklu iş enerjinizi aydınlığa iteceğini gösteriyor. Ama kendi işimizde ayrılmak, yeni bir yol almak istiyorsanız gereksiz acele etmemeniz lazım. Çünkü zarar yapmak ve kendi kasanıza ve kendi işinize zarar verebilirsiniz. Daha otokontrollü, buraya ortak alabilir, dışarıdan hissedar alabiliriz. Burayı daha güçlendirmemiz lazım. Gereksiz elden çıkartmamanız lazım. Yeni iş kurduysanız bu konuyla ilgili büyük başarılar ve altyapıyı doğru güçlendirdiğinizde inanılmaz başarı evreniz var. İletişim işi, yabancı dil, çevirmen ya da sanatla alakalı yapmak istediğiniz projelerle ilgili güzel fırsatları hayatınıza çevirebilirsiniz. Biraz miskin ruhunuz, acaba olur mu enerjisinden çıkmanız gerektiğini uyarıyorum. Aynı şekilde yerleşim için yurt dışı, şehir dışı beklentilerinizle ilgili güzel diyaloglar söz konusu olacak. Yeni yaşam, yeni belirlemek ama hani bu ay bunları belirleyeceğiz ama Ağustos ve Eylül artık gideceğiniz yolculuklarla ilgili net süreçlerimiz var. Finans sektörü, alım satım sektöründeyseniz hataya açık bir noktadasınız. Daha dikkatli ve daha kontrollü olmanız lazım. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada özellikle bulunduğunuz ekiple bazı karışıklıklar yaşayabilir. Sizde gereksiz sözler ve mecburen dışlanmış hissedebilirsiniz. Daha dikkatli olmanız gerektiğini uyarıyorum. Aynı şekilde duygusal noktada kendinizi oturtamıyorsanız ve ilişki yalnızlığı yaşayanlar için alternatif çevre, sosyal ağlar, yakın dostlarınız, geçmiş iş arkadaşlarınızın sizi tanıştırmaları hareketli gözüküyor. Gözünüzü dört açın, aşka yelken açacak gözüküyor.
gözüküyorsunuz. Uzun soluklu ilişkilerde de ciddiyet beklentisi içerisinde olan yükselen boğalar için gerçekten güzel bir aşkın rengi ve keyifli bir rüzgarın enerjisinde olacaksınız. Bu da size ayrı bir renk katacak. Ve bu ara nişanlı olan çiftlerde de ailevi sorunlar ilişkiyi zedeleyebilir. Aileyi uzak tutmanızı öneriyorum. Lise ya da üniversite sınavına hazır olacak çocuklarımızın, evet, odaklanmada sıkıntınız yok. Heyecan ve panik atak evreniz olabilir. Daha sakin bir geçişte bunu başaracaksınız. Korkmanıza gerek yok. Geçmiş ilişkinizi bekliyorsanız artık bu ilişkide yüzleşme dönemi, içinizdeki öfke aydınlığa kavuşacak. Hiç ilişkiniz yoksa dostlar, çevre sizin için koşturacak gözüküyor. Bilginiz olsun. Ev hanımları bu ara özellikle kendi içinizde yalnızlık ve çocuklara yetinmeme, aileye yetinmeme gibi konularımız ön planda olacak ve çok yorgunsunuz. Güzel yürüyüşler, güzel nefes alarak kendi evrenizi dengeleyebilirsiniz. Tabii ki burada yazmayı ve bana destek olmayı unutmamanız gerektiğini de uyarıyorum. Yeni ev taşınması, yeni ev alma fikirleri sizin için hayırlı. Eğer ki alt katlarda oturuyorsanız daha ferah, daha geniş bir ev alışınız söz konusu olacak. Boşanma ve ayrılık fikri olanlar için radikal Haziran sonuna kadar anlaşmalı şekilde yol ayrımı. Geçmişe dönük iş mahkemelerinizle ilgili güzel beklentiler ve iyi bir süreç sizin için hayırlı olacak. Devletten beklediğiniz para da hesabınıza yavaş yavaş parçalı parçalı girmiş olacağını uyarıyorum. Evet, topraklarla ilgili, aile köklerimizin toprakları ile ilgili tartışmalar had safhada, mümkün olduğu kadar mantıklı ilerlememiz lazım. Sağlık olarak özellikle bel ve boyun fıtıklarımız, kas ağrılarımız ve saç dökülmelerimiz olabilir. Dikkatli olun. Çocuklarınızla ilgili daha anlayışlı, daha ifade, daha sevecen tavırlar sergilemeniz sizin ve çocuklarınızın bağı için daha önemli diyorum. Sevgi ve mutlulukla kalın, hoşça kalın. Sevgili ikizler, nasılsınız? Buradayım. Abone olmayı, yorum yazmayı ve mümkünse her yükselen ve ay burcunuz içinde ikizler yükselenin bu buradayım demeyi unutmayın diyorum. Yeni size çok uğurlu ve çok bereketli gelecek. Şansınız, rızkınız, iletişim konularınızla ilgili güzel değişimler size ayrı bir renk katacak. İşinizle ilgili beklenti içerisinde olduğunuz yenilikler, hakkınızla alakalı mücadele size zafer işaretiyle sunuyor. O yüzden biz birinci evinizde yeni ay gerçekleşecek. 18 Haziran'da 07:36'da ben merkezli olduğunuz ve hedef noktalarınızla ilgili size hızlı gelişler, hızlı diyaloglar ve hak edilişinizin zaferini tadacaksınız. Aynı şekilde kurumsal bir firmaya geçiş yapmak istiyorsanız çok güzel bir anlaşmalı ve mülakattan geçişiniz, kalıcı iş kurumsalınız size hayırlı olacak. Stabil bir noktadaysanız da, yerinizde aksilikler ve endişeler yaşıyorsanız hiç korkmanıza gerek yok. Daha sağlam ve kalıcınızın zaferine erişeceksiniz. Devlet ve kurumsal alakalı bağlantılı süreçlerde işler içerisindeyseniz, burada ekstra yeriniz, maaşınız, konumunuzla ilgili hedef noktanıza erişmeye doğru gidiyor. Kendinizi doğru ifade ettiğinizde her şey aydınlık ve aydınlığa kavuşacak. Kendi işiniz, küçük alanınızı büyütmekle ilgili de küçük restorasyonlar, yenilikler ve alanı daha renkli bir alana yetiştirebilmenizi uyarıyor. Yani diyor ki bu alanı geliştirin, güzelleştirin, açın enerjisini. Orası size ayrı bir güç ve renk katacak gözüküyor. Ve büyük ortaklı işler ve ailenize ait ortaklı süreçlerle alakalı noktada kibirler konuşacak, egolar savaşacak. Her iki tarafın da hakları ile ilgili sözlü tartışmalardan büyüklerimizi biraz daha kontrol altına almamız lazım. Siz de zıvanadan çıkmayın. Çünkü hak noktasında, adalet noktasında acayip ben merkezli oluyorsunuz. Haklısınız ama bazı şeyleri hukuki sürece bırakmak lazım. Durup dururken suçlu olmanızı istemiyorum. Bu arada kendi sanatsal yetenekleriniz ya da tiyatro sahne becerileriniz varsa bu tarz eğitimler alarak kendinizi daha ön planda tutacağınız bir noktada olacaksınız. Başarı ünvanınız var. Yurt dışı ya da şehir dışı imkanlarınızla ilgili büyük mücadele başlıyor. Eylül'e kadar bu sistemi yaptığınızda başarı odağınız da var. Yurt dışına yerleşmek ya da bu tarz fikirler için doğru mülakatlardan geçireceksiniz ve sizin için hayırlı olacak. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada stabil bir döngü.
daha doğrusu siz kendi aranızdaki tartışmalarda iş hayatınızı önemsemiyor olabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar iş hayatımızda bu ara geçişler hızlı ve keyifli olacağı için evdeki sorunları sakın işe yansıtmayın. Çünkü her iki tarafında başarı noktası var ev çalışan çiftlerimizle alakalı. Çocuklarınızın yurt dışı ile ilgili planladığı yolculuğunu da olumlu bir süreç uyarısı var gözüküyor. Sevgili gençler, üniversite hayatınızda zorlanıyor olabilirsiniz. Aynı şekilde aşk hayatınız birbirinize karışmış olabilir. Mümkün olduğu kadar doğru bir evreyi geçeceksiniz. İlişkinizle bu hafta tartışmayı yasaklıyorum. Her iki tarafta birbirini alttan almalı diye düşünüyorum. Evet, ilişkiler konusunda kendini yalnız hisseden ve bu konuda doğru insana ulaşamayacağım diyorsanız güzel bir aşkın enerjisi sizin için doğru nokta. Bitirmeniz gereken ilişkiler kafanızı karıştıran birçok noktayı komple hayatımızdan çıkartıp düz bir hayata giriş sağlayacaksınız. O yüzden doğru aşk, doğru döngü, doğru hayat size çok güzel gelecek. Tutmak istediğiniz ve hayal ettiğiniz el sizin için doğru konuşuyor. O yüzden yeni gelecek ilişki size mutluluk. Uzun soluklu ilişkilerde evlilik teklifi, ilişkiyle ilgili netlik sürecimiz var. Mümkün olduğu kadar bu ilişkiyi nasıl daha geleceğe tutabiliriz? Aile sorunlarımızı çok içine katmamamız gerekiyor. Kültürel bazı uyumsuzluklarımız var. Bunları dengelememiz gerekiyor. Yoksa ilişkimiz zarar görebilir. Yepyeni ilişki size uğur getirecek. Sabırlı olun. Geçmiş ilişkinizle ilgili de çok tesadüf diyaloglar, ortak arkadaşlarla bir araya gelip içinizdeki öfkeyi gayet iyi bir şekilde ifade edebilirsiniz. Sevgili ikizler, burada olduğunuzu ve burada yazınızı görmek istiyorum ve ikizler olarak yazarsanız sevinirim. Evet, yeni bir ev almak, yeni bir araç fikri olan sevgili ikizler, Haziran sonuna ihtiyacınız var. Satmaya çalıştığınız ve fiyat konusunda anlaşamadığınız eviniz ya da aracınız satılacak. Doğru bir noktada araç ya da ev yatırımınız gerçekleşecek. Bu ara kredi harcamalarımız, ödemelerimize çok dikkat etmemiz lazım diyorum. Sevgili ev hanımları, göz hassasiyetiniz olabilir. Alınganlık yönümüz çok fazla. Çocuklar ve ev ilişkimizle alakalı noktada anlayışsız çocuklar, anlayışsız eş kavgası yapıyor olabilirsiniz. Onlar sizi seviyor. Sizin sinirleriniz yıpranmış. Biraz sinir evremizi düzeltmemiz gerekiyor. Evde yenilik düşünceniz var. Özellikle değiştirmek istediğiniz banyonuz ya da giderlerle ilgili sıkıntınızı bir an önce çözmeniz gerektiğini uyarıyorum. Sağlık olarak üreme organlarımız ve baş dönmelerimiz olabilir. Mümkün olduğu kadar bu noktayı çözmemiz lazım. Çocuklarla bağlantı kurduğumuz evrede daha sıcak, daha sevecen hareketler sergileyelim. Sevgiyle kalın, mutlu kalın. Sevgili yengeçler, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, burada yazmayı unutmuyorsunuz. Ben buradayım demeyi unutmuyorsunuz. Yükselen ve Ay burcunuzu dinliyorsunuz. Alışkanlıklarımızı değiştirmek için çok güzel bir dönem. Yani içsel dünyamız parona yaklaşabilir. Kendi kaygılarımız, iş kaygısı, bulunduğumuz noktaya konsantre olamayabiliriz. Kendi kendimize kaygı, rüyalar, hisler tavan yapabilir. Mümkün olduğu kadar bunları kontrol etmemiz gereken bir hafta uyarısı veriyorum. Evet, bir yeni ay gerçekleşecek 18 Haziran'da 07:36'da ve bu sizin 12. eviniz, bilinç dünyanız, gizli düşmanlarınız, güvendiğiniz insanların size yapacak tehlikeli sözler, ayağınızı kaydırmak isteyebilirler. Bu hafta açık düşmanları, yani gizli düşmanlarınızı belirlemeniz lazım. Ona göre işlerinizle ilgili detayı ya da gizli tuttuğunuz olayları kimseye söylememeniz lazım. Hatta size yönetici ya da bulunduğunuz noktadaki yer konunuzu belirleyen insanların o tarihi gelmeden ben rütbemi aldım dememeniz gerekiyor. Yoksa zarar görebilirsiniz. Bulunduğunuz noktada güven içerisinde ilerlettiğiniz projelerde çok güzel başarılar elde edeceksiniz. Hak edilişiniz ve size sunulan imkanlar çok değerli olacak. Maaş konunuz ya da mevkinizle alakalı da netliğe kavuşuyorsunuz. Bilginiz olsun. Eğer ki devletle bağlantılı işler içerisindeyseniz devamlı dışarıda işlerimiz ve bu işlerle ilgili yeni çevre, yeni oluşum, aynı şekilde kurumsalda dışarıda işleriniz varsa inanılmaz büyük bir çevreyle güzel anlaşmalar elde edeceksiniz. Priminiz, ekstra kazancınız güç katacak. Daha bilinçli hareket etmenizi öneriyorum. Hisler ve rüyalar çok keskin. Böyle nazara mı geldim, enerjim mi düşük, şu benim için ne düşünüyor? Evet, siz içiniz doğru ama kimseye bir şey yansıtmamanız gerekiyor. Yurt
dışı ile alakalı yapacağımız görüşmeler, online çalışmalarımız çok hareketli olacak. Bu ara dijital alanlarda yapacağımız sosyal projeler size ayrı bir renk katacak. Eğitim ve bu konularla ilgili tamamlamak istediğiniz noktalarda da radikal kararlarınız var. Şimdiden hayırlı olsun. Ortaklı ayrılımlar, ortaklı noktadaki projelerimizde artık kendi kazancınızı kendinize doğru hareket ettirmek istiyorsunuz. Kimseye artık kazanç sağlamak istemiyorsunuz. Doğru mu? Evet doğru, ama mantıklı ve zarar görmeden bu olayı çözmeniz sizin için hayırlı. Sevgili yengeçler, buradaysanız buradayım yazmayı unutmayın, kanalımızı yükseltelim rica ediyorum. Aynı şekilde çalışan çiftlerimizle alakalı noktada eşinizin finans ve banka ya da alım satım sektöründeyse şube değişimi ya da şirketinin ona vereceği büyük bir ünvan var. Sizin stabil bilgisayar önünde işler yapıyorsanız bulunduğunuz firmanın ani taşınma konuları size ayrı bir hüzün yaratabilir. Yeni iş bakma kararı içerisinde olabilirsiniz. Bilginiz olsun. Aile içerisinde emekliliği ya da HYT'de bazı sorunlar yaşayanlar için önünde pürüz görmüyorum, merak etmeyin. Bir de çocuklarınızla alakalı endişe içerisinde olan sevgili yengeçler, onların eğitim hayatıyla ilgili bir pürüz yok. Özellikle üniversite sınavına girecek çocuklarınızın hayat döngüsü. Sevgili gençler, gayet güzel, akışlı ve güzel bir puan alacaksınız. Korkmayın. Biraz bol bol son zamanlarda nefes terapisti ya da yüzerek enerjiniz sınav gününe kadar hazırlıklı olun diyorum. Aşka kafayı taktın, aşka kafayı takmanı istemiyorum. İlişki konusunda hiç aşık olmayanlar, aşk size böyle güzel güzel geçmişten gelecek ve geçmişteki tanıdığınız bir insanın sözleri sizi şok edecek. Uzun soluklu ilişkilerde anlamsız tartışmalar, gereksiz ayrılıklar ve bir ara verme noktalarımız biraz can sıkıcı olabilir. Bilginiz olsun. Söz ya da nişan konusunda olan sevgili yengeçler, Ağustos sonuna kadar evlilik ve gün belirlediniz. Şimdiden bunun telaşı içerisindesiniz. Korkmayın, güzel bir evlilik. Hatta ailenizin size vermek istediği bir ev mevzusu var ve eşiniz bunu kabul etmiyor olabilir, ama bu kadar kira ödemektense orada olmak daha sağlıklı ve iyi olacağını düşünüyorum. Bu ara sevgili yengeçlerde eşler tarafından aldatıldığınızda şüphe içerisinde olduğunuz gözüküyor. Bence böyle bir şey yok. Siz kuruyorsunuz, kurmanıza gerek yok. Sevgili ev hanımları, bu arada çocuklarınızla yaşadığınız bazı tartışmalar eşiniz ve eşinizin ailesiyle alakalı biraz huzursuzluklar olabilir. Çocuklarınızla tartışmayı dışarıya yansıtmayın. Çünkü çocuklarınız asabi ve sinirli, devamlı sizi suçluyorlar. Mümkün olduğu kadar onları alttan almanız lazım. Eşinizin de ekonomik dışarıda yarattığı krizler ev düzenimizde ciddi sorunlar yaratıyor olabilir. Daha sakin, daha onu anlayarak hareket ederseniz, çünkü yoksa gereksiz tartışma ev ayrılımlığına girebilir. Mümkün olduğu kadar sakin kararlar verin. Boşanma fikri olanlar, zaten anlaşmalı şekilde gün ve tarih mahkeme bekliyorsunuz. Hayırlı olsun. Sağlık olarak özellikle sinüzit, nodüllerimiz, tiroidlerimiz hasarlı olabilir. Dikkatli olun, mutlu kalın, hoşça kalın. Sevgili aslanlar, nasılsınız, iyi misiniz? Buradayım. Abone olmayı, yorum yapmayı, buradayım demeyi unutmayın. Boğazlarım ağrıyor, pastil kullanıyorum. Ve attım pastili, başlıyorum. Evet, bir yeni iş görüşmesi, yeni anlaşma, yeni içerisinde olduğunuz konular hayırlı şekilde imza atacak. Bulunduğunuz şirket sizi farklı bir noktada üst düzey olarak gönderebilir. Burada gayet başarılı ve keyifli olacaksınız. Yancılarınızı atın. Yani etrafınızda o kadar yancı var ki, o kadar sizi kullanan insan var ki, mümkün olduğu kadar yeni çevrede yancı oluşturmayın ve sizin projelerinizi, sizin aklınızı, sizin işinizi çalmasını istemiyoruz. Bu ara görüşleriniz ve fikirleriniz inanılmaz idealist bir noktada. Bu idealiste iş başarınız ve bulunduğunuz noktada gerçekten iyi parlayışınız var. Bu parlaklık size konum ve mertebenizin iyi şekilde artacağını da gösteriyor. Bir yeni ay gerçekleşecek. Sizin 11. evinizde gerçekleşecek. Yeni dostluklar, dost edindiğiniz insanlarla yapacağınız büyük iş fırsatları, yolculuklar, seyahatler size ayrı bir kazanç. Ve aynı şekilde boşandıysanız ikinci evlilik ve üçüncü evlilik konularımızın hareketli olacağı, aynı şekilde ikinci çocuk ya da üçüncü çocuk evrelerimizle ilgili de doğru kararlar vererek yön alacağınızı gösteriyor. Bilginiz olsun diyorum. Devletle alakalı kurumsal çalışmalarınızın çok hareketli,
mailler, toplantılar, yapacağımız yeni işler size çok büyük kazanç sağlayacak ama demir, inşaat, alım satım, tır, gemicilikle alakalı noktadaysanız burada bazı denetlemeler, bazı krizler, bazı olaylarda redler olabilir. Bu konuları doğru geçirmeniz lazım. Şirketinizin eksiklikleri var. Yurt dışı ile ilgili evraklarda gecikmeler olabilir. Bu da bizim iş hayatımızda şirketimize zarar verebilir. Kim ilgileniyorsa bu yönetim yeniden oluşması lazım. Kendi işinizle ilgili büyütmek istediğiniz ve planladığınız noktada bir kadın dostunuzdan alacak büyük bir destek, firmanız ve ünvanınız çok iyi bir noktaya doğru ulaşacak. Restoran, kafe, gıda sektörüyle ilgili gerçekten hızlı ve hareketli bir yoğun dönem. Sadece yenileyip kendi enerjinizi düzeltmeniz lazım. Ve bu başarı size parasal anlamda da güç kazandıracak. Yani korktuğunuz gibi değil, çok güzel kazançlar elde edeceksiniz. İş bekliyorsanız, yeni iş ünvanını ya da uzun süredir işsizseniz gerçekten bu konuda da istediğiniz kapının başarısı var. Mülakatta ve alış evresinde gayet başarılı bir noktamız var gözüküyor. Satmaya çalıştığımız, elden çıkartmak istediğimiz toprak konularımızı acele ediyorsunuz. Biraz daha bekleyin, orası doğru bir nokta. Bence satmamanız gerekiyor. Onun yerine aracınız ya da ikinci kattaki evinizi satabilirsiniz. Bu daha hayırlı sizin için. Hiç evi olmayanlar için de bu dönem çok güzel aile desteği, hem sizin hem eşinizin desteğiyle birlikte bir güzel bir destek ve kredi alarak bu olayı çözmüş olacaksınız. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada istifa kararı içerisinde olabilirsiniz. Beklediğiniz şirket size güzel imkanlar sağlayacak. Yerinizi istifa edip farklı bir noktaya geçiş sağlayacaksınız. Aynı şekilde tatil ve kafa dinleme düşünceniz 18 Haziran'dan sonra şimdiden biletler alıp gideceğiniz yerin hayalini kurmaya başladınız. Bu ara kemik ağrılarınız, kemikle ilgili hassasiyetiniz olabilir. Bol D vitaminine ihtiyacınız var. Bilginiz olsun diyorum. Sevgili gençler, eğitim konusunda kendinizi hazır hissetmiyor olabilirsiniz. Acele etmeyin, güzel bir puanınız olacak. Heyecan yapıp yanlış yapabilirsiniz. Bunları düzeltmeniz lazım diyorum. Aşk konusunda geçmiş ilişkiniz gerçekten affedilmeyi bekliyor. Karar sizin. Yeni ilişkiye başlayanlar için de uyumsuz giden bir ilişkiyi anlamsız inatla götürmenizin bir anlamı yok. Askıda olan ilişki tekrar birbirimizi doğru noktada denemek isteyecek. Hatta her iki tarafta birbirine gelecekle ilgili güzel konuşmalar var. Yurt dışı, şehir dışı yerleşmelerle ilgili güzel imkanlar açılacak. Bunları doğru değerlendirmeniz lazım. Eğitim, yarım bıraktığımız konular gerçekten çok hareketli olacak. Bu ara içsel kalbiniz daha çok dua etmeye ihtiyacı var. Bol bol dua etmenizi öneriyorum diyorum. Eski ilişkiniz kapıda özür dileyecek, elinde alyansıyla gözüküyor. Bilginiz olsun ya da siz ona alyans alıp evlilik teklif edebilirsiniz. Hayırlı olsun diyorum. Ev hanımları bu ara acayip derecede sinirlisiniz, öfkelisiniz, hiçbir yere sığamıyorsunuz. Mutfak darmadağın, kıyafetler, dolaplar. Yani bu hafta çok yoğun bir ev dizaynı içerisinde olacaksınız. Eşinizin tavrı ve edası sizi yıpratıyor ama o sizi seviyor. Biraz daha alttan almayı öğrenmeniz lazım. Bıktım Emineciğim alttan alarak, hiç değişmiyor diyorsunuz. İlişki terapisi de şart. Ve acil bu 18 Haziran'a kadar evlenme planı içerisinde olanlar gayet güzel bir şekilde mutluluk yuvanız olacak. Endişe etmenizi istemiyorum. Sağlık olarak D vitamini, vücut enerjiniz, kemiklerde hassasiyet var. Ve özellikle göğüste kistlerimiz oluşabilir. İhmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın. Sevgili Başaklar, buradayım. Abone olmayı, yorum yapmayı, dostlarınıza, yakın çevreye paylaşmayı unutmayın. Yükselen ve Ay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz. Sevgili Başaklar, uzun süredir ilişkilerinizle ilgili yaşadığınız krizleri önlemek, tartıştığınız insanların sizden özür dileyeceği, hatalı gördüğünüz işlerle ilgili yerin düzelmesi ve rahata erme diyeceğiniz bir döngüdesiniz. Yani aslında sizin en parlak iş anlamında sizin idealist noktalarınız, hedef, proje, işlerle ilgili bir bütünlük sağlayacağınız ve kendinizi çok iyi ispatlayacağınız bir haftanın geçişindesiniz. Amaçlarımıza erişiyoruz. İstediğimiz masa, istediğimiz iş görüşmesi, devletle alakalı imkanlar, kurumsalla ilgili planladığımız görüşmeler gayet rayında ve sistematik olarak girecek. Bu da sizin 10. evinizde yeni ay gerçekleşecek sevgili yükselen Başaklar. Olmak istediğiniz marka, yapmak istediğimiz işler çok güzel bir parlayacak. Güneşin ve iletişimin sizin hanenizde çok güzel değişimler sağlayacak. Doğru değerlendir, doğru başarı elde et.
ve aynı şekilde yurt dışı iletişim içerisinde olduğunuz konularda da aksilikler gördüğünüz noktada o kadar güzel geçişler sağlayacaksınız ki, yani size kefil olanlar, sizinle sizi destekleyenler yurt dışı imkanlarımızı da en iyi şekilde size sunulacak. Korkma. Çünkü 10. ev sizin en parlak noktanız. İletişimde problem ne gördüğünüz her şey uzun süredir vaat edilen imkanlarda sizin iş hayatınıza renkli bir şekilde yansıyacak. İşsizseniz, iş probleminiz varsa yakın iki dostunuzdan gelecek iş kapısı size ayrı bir renk katacak. Kendi işinizi yapıyorsanız sosyal ağlar, küçücük mekanınız varsa, güzel güzel dokunuşlar yaratıyorsanız orasının daha büyüme, daha markalaşma evresi var. Hedef noktası dijital reklamlar, bulunduğunuz noktada sözlerle reklamlar sizin başarınıza ünvan katacak. Yeni iş kurmak isteyenler için inanılmaz güzel, başarılı bir nokta. Korkmanıza gerek yok. Dil eğitimi, farklı eğitimler düşünceniz varsa da kendi alanınızla ilgili bu noktalar size ayrı bir güç kazandıracak. Yapmanız lazım. Bulunduğunuz noktada ben görünemiyorum Emine Hanımcığım. Aynı noktadayım. Kimsenin beni gördüğü falan. Aman sen yerini kaybetme. Zaten kimse seni görsün istemiyorsun. Düzenli maaşını al. Ona göre hareket sergile. Yani sizin anneanne sağlık problemleri olabilir. Bu konuda yoğun bir temponuz ya da abla, anneanne, teyze dediğimiz insanların sağlık problemleriyle uğraşabilirsiniz. Bu da biraz bizi yıpratabilir diyorum. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada özellikle erkeğinizin iş konumunda ünvanı ve size araç niyeti var. Siz de ona sürpriz yapmak istiyorsunuz. Sizin de bir değişiminiz var. Sizin Temmuz ortası gibi gerçekleşecek ama onun şimdiden gerçekleştiği için size araç niyeti var. Uzun süredir de bulunduğunuz evi taşımak, bu binanın, bu çevrenin, bu insanlarından bıkmışsınız. Yeni bir ev arayışı içerisindesiniz. Haziran bitmeden bu eviniz de gerçekleşmiş olacak. Sevgili gençler, eğitim konusunda kendinizden çok fazla korkuyorsunuz. Hiç korkmayın, çok güzel bir şekilde. Özellikle üniversite sınavına girecek gençler, buradayım yazın, size dua edeceğim. Ya aslında tüm burçlar için dua edeceğim ve dua da yollayacağım video olarak. Rica ediyorum, buradayım yazın. Allah ayağınıza taş değdirmeden sınavınızı başaracaksınız. Bu devlet mülakatınız olabilir, üniversite masterınız olabilir. Bunlarla ilgili enerjileriniz yüksek gözüküyor. Korkmanıza gerek yok. Aşk konusunda kalbiniz artık kimseyi istemiyor. Ben sakin ve dingin yaşamak istiyorum diyorsunuz ama çevre, alan sizi bu konuda yalnız bırakmayacak. Geçmiş ilişkilerle sürpriz diyaloglar, yeni başladığınız ilişki size mutluluk yaratacak. Ufak ilişkinizle tatil planı olanlar için hayırlı ve uğurlu gözüküyor. Korkmanıza gerek yok. Bitmiş bir ilişkiye yeni bir ilişkim olur mu? Ben kimseye bu konuda inanmıyorum diyenler için güzel bir aşk enerjiniz de var. Ama terk ettiğiniz ilişki size geri dönmeyecek. Bunu bilmeniz lazım. İçimde uhde kaldı diyorsan ara içindeki uhdeni söyle. Ben de kurtulayım, siz de kurtulun. Sevgili ev hanımlar, koltuk takımı, yenilik, yeni eşyalar alma niyetindesiniz. Ve mutfaktaki yemek takımınız, çatal takımınızı değiştirmek ve özellikle uzun süredir de sağlıklı makine almak, feyir miydi o neydi, onu almak isteyenler için hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Taşınma kararı olanlarda eşyalarınızı dikkatli yönetmeniz lazım. Birçok eşyanız kayıp olabilir, kırılabilir. Memleketinize gitmek ve ailenizde memlekette olan kişilerin orada bir kuzenlerle arasında bir mal problemi olacak. Ailenizi bu konuda destekleyin. Evliliğinizle ilgili uzun süredir ev hanımları sorun yaşıyorsanız bu hafta daha yumuşak bir hafta olacak. Birbirimizi anlama haftası. Boşanma fikri olanlar çoktan ev ve mal konularını ayırdınız. Sadece hukuki süreç beklentileriniz var. Belki tekrar bu ilişkiye şans verebilirsiniz çocuklarınızla ilgili. Gereksiz gurur yaptınız. Her insan hatalı olabilir. Herkesin hatası var. Affetmek erdemliktir. Belki bu ilişki sizin için daha doğru bir affetmeyle birbirinizi denemenizi istiyorum. Evet, sağlık olarak özellikle göz alerjimiz, göz kuruluğu ve son zamanlarda da boyun fıtığımız ya da boyun düzleşmemiz olabilir. Doğru sporla enerjimizi düzeltelim. Mutlu kalın, hoşça kalın. Sevgili teraziler, buradaysanız buradayım. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Bu hafta yeni büyük hedefler,
ve sizi bekleyecek yeni iş konuları, bulunduğunuz noktadaki projelerle alakalı çok fazla sorumluluk olacak. Gidişler, gelişler, seyahatler, iş gereği tamamlamanız gereken yurt dışı, şehir dışı işlerimizin çok yoğun ve hukuki süreç ve hayatımızda ikinci çocuk niyeti ve de çocuk niyetiniz varsa bu dönem bu hedeflerimize erişeceğimiz, tedavi, çocuk niyetleriniz varsa gayet olumlu bir süreçtesiniz. Aynı şekilde tekrar bir evlilik niyetiniz varsa destekleyen bir noktada, destekleyen bir evrede. Yani bu dönem bu konular için doğru atılım yapacağınız bir evredesiniz. İşinizle ilgili yurt dışına gideceğiniz görevlerde gayet başarılı bir süreç ve uzun soluklu kalacağınız için oradaki hedeflerimizi tamamlayacağız. Bu kurumsal ya da devletle bağlantılı süreçte bazı aksilikler, bazı karışıklıklar olsa da siz burada gayet hani tereyağdan kıl şeker gibi kurtulacaksınız. Çünkü şirketinizin bayağı bir personel çıkartması ya da bazı konularda mobbing uygulama gibi durumları var. Siz bu evreden kurtulacaksınız. Yeni ay gerçekleşecek 18 Haziran'da 07:36'da. Bu da sizin 9. ev konularınız. Yerleşim, seyahatler, para konularımız, eğitim ve yüksek lisansla ilgili, yabancı dil eğitimi, farklı kurslarla alakalı kendinizi geliştirmek istediğiniz noktaları daha iyi sunacağınız bir, hatta kendinize küçük bir atölye açarak insanlara ders ve eğitim vererek de markanızı büyütmek isteyebilirsiniz. Bu da size ayrı bir renk katacak. Küçük bir ortaklı iş projeniz varsa da şehirler bağlantılı yapacağımız işler bize kazanç sağlayacak. Hukuki evrelerde çözemediğiniz konularda siz haklı konuma doğru ilerleyerek haklarınızı alacaksınız. İş hakkınız, ilişki hakkınız, para hakkınızla ilgili sizi fazlasıyla destekliyor. Özellikle de satmak istediğiniz bir arsa, toprak, ev konumuzla ilgili de güzel anlaşmaya girerek istediğimiz fiyatı alacaksınız. Endişe etmenize gerek yok diyorum. Ama kardeş ve kuzenlerle yaptığımız işte birbirimizle zıtlaşıyoruz. Aslında iyi bir ortaklık var. Saçma sapan tartışmayı ve kendi özel hayatınızdaki gerginlikleri iş hayatımıza yansıtmamamız gerekiyor. Devletle bir mülakat döneminiz olabilir, sınavınız olabilir. Bunu başarıyla rütbenizi de alacaksınız. Büyük bir kurumsalda beklediğiniz haber ya da oluşum neyse bununla ilgili de güzel destek alarak ve arkanızda bir insanın da desteğini alarak burası sizin için hayırlı olacak. Uzun süredir iş problemi yaşıyorsanız da bunu çözmüş olacaksınız ve sağlam iş kapınız da aydınlıkta. Bu ara denize girmek, havuza girmek enerjinize iyi gelecek. Tuzlu suyla, sirkeyle bir abdest alarak enerjinizi değiştirebilirsiniz. Sevgili çiftlerimizle alakalı noktada eşinizin agresif tavrı sizin şüphelenmenize sebep oluyor. Siz de aynı şekilde ona sevgisiz ve sevimsiz davrandığınız için soğuk evreniz her iki tarafında atışmasından, siz birbirinizi seviyorsunuz, sakin olun. İş konusunda gereksiz para harcamalar evimizin ödemesini geciktirebilir. Bu ara dikkatli harcamalarda bulunmanız lazım. Ve sevgili gençler, eğitim konusunda gayet hukuki, savcı ya da bu tarz mahkemelik mahkeme ya da sınavlarınız varsa başarmış olacaksınız. Üniversite sınavınız da gayet başarılı gözüküyor. Hiç endişe etmeyin. Bol bol kalem suresi okuyun. Burada mısınız sevgili yükselen teraziler? Üniversiteye girecek sevgili gençlerim, buradaysanız buradayım. Yazın, duam sizinle olsun. Evet, ilişki konusunda kendim ben artık yorgunum, bu ilişkinin bana hiçbir katkısı yok, emek veriyorum, hal aynı noktadayız. Bir gelecek bir evlilik konuşması olacak mı? Sabret olacak. Yeni bitmiş ilişkiler tekrar barışma evresine doğru gidiyor. Hiç ilişkisi olmayanlar, çevresiz çok insanla ve çok gezeceğiniz noktada yabancı bir insanla da güzel bir yuva evreniz, ilişki evreniz söz konusu olacak. Sevgili ev hanımları, bu ara eşinizin ailesi ve kendi aileniz çok yorucu ve onların temposu, onların koşturması yüzünden kendi ailenize vakit ayıramıyorsunuz. Eşinizle aranızdaki soğukluğu bir düzene oturtmanız lazım. Yoksa ilişkiniz ters ve krizler noktasına doğru gidiyor. Dengelemeniz lazım. Boşanma fikri olanlar için mahkeme çok uzun süre devam eder. Siz istediğiniz zaferi alacaksınız. O yüzden sabırlı olun. Taşınma mevzularımız hareketli olacak. Ama bu ara estetik, mide operasyonu, küçük estetik düşünceniz varsa hayırlı ve uğurlu olsun. İstediğiniz noktadaki operasyonumuz gerçekleşecek. Özellikle aile büyüklerimizde baba ya da dayı dediğimiz kişilerde ufak kalp operasyonu, küçük bir operasyon söz konusu olabilir. Dikkatli olun. Evinize hırsız,
aracına hırsız, gereksiz hırsızlara dikkat etmeniz lazım. Sağlık olarak özellikle diş eti iltihaplarımız, ağız aflarımız tehlikeli ve alerjik, güneş alerjiniz olabilir. Cilt sivil çevresine doğru ilerliyor. Bilginiz olsun. Hoşça kalın. Sevgili akrepler, burada mısınız? Yükselen ve ay burcu olanlar, buradayım yazmayı unutmayın. Burada olanlara bakalım. Sevgili gençler, üniversite sınavına girecekler. Mutlaka buradayım yazsınlar. Onlar için dua edeceğim. Enerjiler, ruhlar onlarla, Rabbim onlarla olsun diyorum. İyileşme ve kendinizi şifalandırma dönemi. Hak, hukuk, adalet. Yani bir yeni ay gerçekleşecek. 07.36'da 18 Haziran'da mahkemesel çözmeniz gereken iş gereği sorunlarınız neyse doğru bir şifalanma dönemi. Adalet, hani bir şeyi öldürüp yepyeniden doğmayı gösteriyorsak, evet, siz yepyeni bir döngü, yepyeni bir başarı, işinizle bitmesi gereken noktalarda hakkımızı alarak veda edeceğiz. Yasal süreçte mücadele ettiğimiz konularda gökyüzü sizi fazlasıyla destekliyor. Yalnız rahatsız olduğumuz ekip, çevre, iş alanındaki insanlardan mümkün olduğu kadar eleme dediğimiz bir dönemde olacaksınız. Az insan, öz insan diyeceğimiz bir evde. Sorumluluklarınızın fazlasıyla artacağı, iş yerinde görünürlüğünüz, enerjinizin daha yüksek olacağı bir dönem olduğu için kendinizi iyileştirdiğiniz her şifa sizin iş hayatınızda ünvan sahibi olmanızı gösterir. Daha dikkatli ve daha kontrollü olmamız gerektiğini uyarıyorum. Ve aynı şekilde şunu demek istiyorum. Yeni bir iş kurduysanız markalaşma, büyüme, hedeflerinize erişeceğiniz ve sabırla dokuduğunuz her şey size ekstra kazanç sağlayacak. Yerleşim ve iş gereği gideceğimiz seyahatler biraz aksilikli gözükse de sonu sizin için zafer olacak. Kurumsalda çalışıyorsanız yer değişimli, devletle alakalı rahatsız olduğunuz noktalardan veda etmek istiyorsanız bence acele etmeyin. Yerinizi koruyun, kollayın. Çünkü siz hak edilişinizi en iyi şekilde alacaksınız. Aynı şekilde ailevi ortaklı işlerde de kardeş ya da kuzenlerde uyumsuzluklar var. Ortaklı süreci bitirip kendi düzenimizi, kendi noktamızı belirleyeceğiz. Yani kazanç dönemimizi doğru değerlendirdiğimizde ekonomik problemlerimizin daha çok raylı ve sistemli şekilde gitmesini uyarıyor. Aynı şekilde de boşanmak, ayrılık, iş ayrılıklarımız da istediğimiz noktada ilerleyeceğini de uyarıyor. Uyardı. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada işten çıkartılma söz konuları yoğun olacak. Şimdiden iş bakarsanız sevinirim. Bulunduğunuz nokta çok karışık. Yani arkanızda kuyular kazınıyor. Siz de farkındasınız. Doğru iş bulana kadar İDA, banka, finans, alım satım sektöründe olanlar da ünvan değişimi, yer değişimleri söz konusu olacak. Sevgili gençler, eğitim konusunda korkmayın. Rabbim sizinle olacak. Hedeflediğiniz başarıyı, istediğiniz okul kapınızda merak etmeyin diyorum. Burada olduğunuzda yazmayı unutmayın. Aynı şekilde duygusal şifalanma dediğimiz, bitmesine izin verdiğimiz noktalarda şifalanacağız. İlişkimizde kusurlu gördüğümüz noktaları daha net görerek, hataları iyileştirerek birbirimize sımsıkı sarılıp kurtulmaya, ayrılmak istediğimiz ve devamlı kavga ettiğimiz ilişkiye veda etmek için artık zaman değil, doğru zaman olarak görmeniz lazım. Aynı şekilde de evlilik, ciddiyet kararı içerisinde olanlar, gün ve tarih belirlediniz. Sizin için hayırlı. Yalnız şunu gösteriyor, köklerimize ait, dede, ondan önceki kuşaklara ait bazı haklar var. Bunlarla doğru mücadele ettiğinizde çok güzel kazançlar, uzun soluklu devam edilecek yasal haklar. Vatandaşlık istiyorsanız, topraklarınız size verilmesini istiyorsanız, büyük binalar yapıldıysa bunlarla ilgili hak mücadelenizi başlatın. Bunlar size çok güzel kazanç elde ettirecek. Ve aynı şekilde evinizi satmak, farklı noktadan ev almak isteyenler için gökyüzü güzel destekliyor. Çünkü huzursuz olduğunuz evin içerisi ya arka taraftan memnun değilsiniz ya çapraz, yamuk olduğu için daha sade bir eve girmek istiyorsunuz. Bu sizin için iyi. Çevreniz size yeni bir insan tanıştıracak. Tanışın, mutluluk verecek insanla karşı karşıya geleceksiniz. Eski ilişkiniz yüzleşmek isteyebilir, konuşmak isteyebilir, fırsat vermek isterseniz. Yani o sizi anlamıyor ama siz ona şans vermek istiyorsunuz. Hadi verin diyorum. Sevgili ev hanımları, çok koşturmalı bir döneme, eviniz komple yenileniyor. Özellikle parke değişimi, yenilik yapma, badana boya hareketlerimiz var.
Bu bizim hem evimizi sadeleştireceğiz hem de içerideki kalabalığı atma noktamız. Özellikle komodin, televizyonunuzu değiştirebilir. Resim, boya, badana dediğimiz renklilikler var ama işiniz de çok fazla kırgın ve bütün üstünüze yük veriyor ve bu yükü tek başınıza yaşamaktan çok fazla sıkıldınız. Eşiniz değişmez, siz de sorumlulukları bile bile aldınız. Herif böyle, idare edin. Siz de bu evlilikte bir dönem dönem mutsuzsunuz ama çocuk ve düzeninizi bırakmak istemediğiniz için devam ettiriyorsunuz. Farklı eğitimler alarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Boşanma fikri olanlar çoktan kendi kararınız, kendi doğrultundasınız. Biraz ailenizi dinleyin, yanlış karardasınız. Bu ara altın alımı merakı olanlar ya da altınınızı satmak istiyorsanız 5 ay kesinlikle dokunmanızı istemiyorum, bilginiz olsun. Eski bir komşunuzla hak hukuk mevzumuz masaya yatacak. Eski bir dostumuz, eski bir komşumuz sizden helallik isteyecek, bilginiz olsun. Yakın bir arkadaşınız da sağlık problemi ve tedavisinde yanında olacaksınız. Sağlık olarak iltihap, kulak iltihaplarımız, kristallerimiz, kulak mantarı ya da bu tarz durumlara dikkat etmemiz lazım. Sevgiyle kalın, mutlu kalın. Sevgili yaylar, abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmuyorsunuz diyorum. İşimizle alakalı seyahatlerimiz, oluşturacağımız yeni projeler ve kendimizi daha net bir şekilde ifade edeceğimiz bir döngü haftamız var. Yani gökyüzü sizin için olumlu enerjileri, olumlu fırsatları yaratıyor. Bunu doğru değerlendirmemiz lazım. Yeni ay 18 Haziran'da 07.36'da İkizler Burcu'nda gerçekleşecek ve sizin 7. evlilik, yeni bir ilişki, yeni başlangıç, ortaklı süreçler, ben ve biz dediğimiz evrenin heyecanını tadacaksınız. Ve uzun süredir hedef noktanız, işinizle ilgili mevki, oluşum ve ortaklı süreçlerde masaya yazacak tüm netliklere kavuşmayı temsil ediyor. O yüzden siz isteklerinize istediğiniz şekilde kavuşurken hayır yapmanız ve hayırla birlikte sadaka vermeniz gerekiyor. Çünkü siz bu ara istediğiniz konum, mertebe, devletle alakalı beklenti içerisinde olduğunuz evraklar, özel sektörle ilgili başvurularınızda olumsuz hiçbir şey yok. Kendinize iş kurmak, yeni bir iş oluşumu ile ilgili güzel değişimler yaşayacaksınız. Ve aynı şekilde kendinizi kovdurmak istiyorsanız, ben hakkımı alayım öyle gideyim diyorsanız bu imkanınız da sizin için olumlu. Kendi işinizi yapıyorsanız da büyütmek, yeni projeler ve bu konuyla ilgili kendinize ait statüyü ve alanın gücünü daha çok tadacaksınız. O yüzden 7. konularınızı tetikleyecek. Yani ortak olan her şey size kar getirecek ve ekip arkadaşlarımızla yapacağımız projeler, yapacağımız yeniliklerde ayrı bir heves katacak size. O yüzden başarılarınız daim olsun. İşsizseniz iş imkanı var olacak ve dil eğitimi, farklı eğitimler konusunda da kendimizi fazlasıyla geliştireceğiz. İyi bir konu, iyi bir enerji sizin evrenizde. Aynı şekilde aşk hayatım çok kötü, diplerde diyorsanız yukarıya doğru. Evlilik teklifi alabilir, ilişki teklifi alabilir. Sevgili olmayı öğreneceğimiz bir döngüye girdiğimiz için alternatif noktaları doğru görmemiz lazım. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada eşiniz ve sizin konumunuz değil, yerinizde sağlam bir güvence sizi mutlu edecek. Maaş ve para konularımızla alakalı da netliğe kavuşmak, tek başınıza çalıştığınız nokta daha ekipsel noktada devam edecek. Bu da sizin gücünüze güç katacak. Evet, aşık olmak hayırlı olsun. İlişki başlatmak hayırlı olsun. İlişkiden kurtulmak ve bu ilişkinin sonu ne olacak diyorsanız size kalıcı hayat arkadaşınıza merhaba demek ve bu kişiyle yol almanızı gösteriyor. Sizin için olumlu. Aynı şekilde de çevrenizde tanıştıracak evlilik için doğru insan dediğimiz insanları lütfen tipine değil kalbine bakarak karar verirseniz doğru insanınızı da bulacaksınız. Geçmiş ilişkinizin geri dönmesi, ona karşı özlemleriniz varsa onun da size aynı duygularla özlemi var. Biz birbirimizle karşılaşacağız. Bitirmekte korktuğumuz ilişki, artık bu ilişki size renk ve heyecan vermiyor. Kalbiniz başka bir insana doğru rol almaya başladıysa hayatınızdaki insanı bitirip diğer insanla da yolculuğunuza başlayacaksınız. Evet, özellikle de satmak, almak konularımızın daha yoğun olacağı ve devletle ilgili borçlanma, borç konularımızın daha sistematik rayına oturtacağınız ve kendinizden emin adımlar atarak
her şeye daha farklı bakmayı öğreneceksiniz. Dil eğitimi, kurslar, eğitimler ve dininize olan sevginizi daha ön planda tutacaksınız. O yüzden güzellik sizin evrenizde diyorum. Bir de şöyle bir sorumuz var. Küçük operasyon, göz operasyonunuz olabilir, diş operasyonunuz olabilir. Bunlarla ilgili korku ve endişeniz varsa hiç endişe etmeyin. Gayet sağlıklı bir şekilde o masadan kalkacaksınız. Sevgili ev hanımları, eşinizle aranızdaki buz gibi devam eden diyalog yumuşama evresi, sizi anlayacak bir eş, hatalarını öğrenmeye başlayacak bir döngü olacağı için onu affederek kendinizi daha iyi bir enerjiye tabi tutacaksınız. Aynı şekilde evinizle ilgili eşinizin toprak üzerine müstakil bir ev alma ya da yazlık niyeti olabilir. Çok mutlu olacaksınız. Bu konuda sizi heyecanlandıracak. Çocuklarınızla alakalı eğitim konularında rahatsız olduğunuz evrelerde gayet başarılı odaklanmaları var. Hiç korkmanıza gerek yok. Onlar ne istediğini biliyor. Boşanma fikri olanlar için de birbirimizi affederek bu ilişkiye tekrar şans vereceğiz. Ama davası olanlar için de dava istediğiniz sonuçta var olacak. Korkmayın, çocuklarınız, yatırımınız, paranız, hakkınız ortadan ikiye bölün. Adaletli şekilde o sizin, bu bizim diyeceğimiz haklarımızı da alacağız. Evet, ufak tefek operasyonlar olacak dedim. Bir de en önemli şey COVID, yani daha doğrusu bronşit, astım, COVID'in kol gezeceği bir dönem olabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Mutlu kalın, hoşça kalın. Sevgili oğlaklar, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı, buradayım demeyi unutmuyorsunuz. Öğrendiğiniz ve öğrettiğiniz her şey için gözünüzde her şey büyüyecek. Kime ne öğrettiyseniz bunun karşılığını belki canınız yanarak, yani çevrenizdeki iş alanınız, hizmet alanınız çok hareketli bir yoğun evresinde olacak. Yani kendi eğiticileriniz size zarar verebilir. Kendimiz artık otokontrol, kimlik, kimliğimizle alakalı artık sırlarımızı dışarı vermememiz lazım. Çünkü sizin hani boynuz kulağa geçer dediğimiz insanlar boynuz kulağa geçecek noktada. O yüzden daha dikkatli olun. Kazançlarınız fazlasıyla artacak. İş çevremiz daha yepyeni bir çevre ve yeni içerisinde olacağınız konularda gayet aydınlık yol alacaksınız. Fakat rahatsız olduğunuz ekibiniz, huzursuz olduğunuz yöneticilerinizin tavrı ve edası değişmeyecek. Siz de onları görmemezlikten gelmeniz lazım. Dışarıda yapacağınız işlerde büyük bir başarı ve aydınlanma var. Kendi işinizi yapıyorsanız ortağınızla aranızda bir uçurum evresi var ve bu uçurumu çözmediğiniz sürece haklarda adaletli şekilde bölüşememe gibi bir durumumuz var. Evcil hayvanlarız, evdeki çiçeklerinizin bakım dönemi, mümkün olduğu kadar onlarla güzel bir enerji içerisinde olmanızı istiyorum. Evet, sizin 6. evinizi tetikleyecek 18 Haziran'daki ikizler yeni ayı. O yüzden neyi büyütmeyi, neyi almayı, neyi öğrenmemiz gerektiğini bilmeniz lazım. Yeni iş başvurusu başlangıçlarınızla ilgili olumlu süreç var. Özellikle de yurt dışı, şehir dışı seyahatlerinizle ilgili olumsuz herhangi bir problem yok. Siz gözünüzde büyütüyorsunuz. Lütfen mümkün olduğu kadar bunları daha temkinli ve kurallı yapalım. Küçücük ortaklı kasap dükkanınız varsa kazancınız büyüyecek. İşiniz temizlik, titizlik evresinde daha detaylı bir noktada. Unutmayın, Satürn geri hareketinde balık burcunda. Ve bu da demektir ki öğrenmeniz gereken her şeyi dike dike öğrenmeye doğru gidiyorsunuz. Bir daha hata döneminiz yok. Lütfen bu hataları kendi evrenizde belirleyin, ona göre sistem koyun. Vergi, borç, ödemelerle ilgili bazı aksilikler, pürüzler yaşayabilirsiniz. Teknolojik aletleriniz bozulabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada sizin yer değişiminiz, eşinizin stabil kalması ve sizin maaşınızla ilgili yenilikler haneye ayrı bir renk katacak. Masa, yemek takımı, yemek odası, nevresim takımı enerjiniz bu ara alışveriş ruhunuzda ön planda olacak. Bilginiz olsun. Üniversite sınavına hazırlanan sevgili gençler, buradayım yazarsanız enerjim sizinle olsun, Allah sizinle olsun diyorum. İstediğiniz bölüm, yurt dışı hedefiniz varsa bunlarla ilgili sorun yok, yolunuz aydınlık gözüküyor. Biraz daha konuşma enerjimizi düzeltmemiz lazım. Heyecan ve el titremeleriniz var, bunu düzeltelim. İlişki konusunda hala geçmiş yaralı duygunuz ve iyileşemeyen kalbinizi
hesap evresine oturttunuz. Burada öğrenmeniz gereken tek şey geçmişi bitirip yepyeni bir ilişkiye başlamanız lazım. Bunu da öğrenemiyorsunuz. Uzun soluklu ilişkilerde ciddiyet evreniz ve evlilik konularımız had safhada, hatta nişanlı olanlarda da gün, tarih, hani kına gecesi, bu tarz organizasyon koşturmalarımız hareketli olacak. Bu da size güzellik katacak gözüküyor. Kurtulmaya çalıştığınız ve bir türlü kurtulamadığınız kişi size tehditkar konuşmaları bu tarz evrede, lütfen savcılığa dilekçede bulunun. Çünkü bu kişiden zarar gelebilir size. Ailenizde ceza, asker görevi yapacak kişinin son aydınlık ya da cezaevinden çıkma gibi durumu aydınlık, panik yapmanızı istemiyorum. Gayet özgür bir şekilde oluşacak. Yakın dostunuz ve hiç ilişkisiniz yoksa yakın dostunuzun bir dostu sizi beğeniyor. İsterseniz bir tanıyın, iyi yürekli ve temiz bir insan, ona şans vermenizi isterim. Çünkü siz mutluluğu hak ediyorsunuz. Bir de borç alıp konularında geçmiş hataları tekrar yaparsanız ve ekonomik evreniz düzeltmeniz gerekirken bu borç vermelerde kendinizi dara sokabilir. Eylül'e kadar kimseye borç vermiyorsunuz, kendinizi sıfırlamanız gerektiğini bilin istiyorum. Sevgili ev hanımları, eşinizin iştahlı yemek yeme, evde yemek hazırlama, koşturma tempo sizi fazlasıyla yoruyor. Bu ara hijyen takınız da arttı ve evde çocuklar bir şey döktüğü zaman avaz avaz bağırmaya başladınız. Biraz spor, biraz yürüyüş, oradaki enerjiye takılmadan hayatınıza bakmanız lazım. Takıntı ve psikolojik evrelerimiz bizi zorlamaya başlar ve evdeki halk sizi istediğiniz, söylediğiniz hiçbir şey anlamayabilir. Değiş ve dönüşme vakti. Eşinizin rahat tavrı her zaman böyle. Siz de böylesiniz. Birbirinizi idare etmeyi öğrenin. Boşanma fikri olanlarda ev ayrımı kararı içerisindesiniz. Yalnız eşinizin ailesi bu konuda sizi zorluyor olabilir. Tehditkar konuşmalar olabilir. Dikkatli olmanızı istiyorum. Çocuk niyeti olanlar için doğru zaman için biraz daha beklemek lazım. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken kaşıntılarımız, uyuz, pire, bu tarz noktalarımız hareketli, dikkatli olmanızı öneriyorum. Hoşça kalın. Sevgili kovalar, abone olmayı, yorum yapmayı, buradayım demeyi unutmamanız lazım. Maddi yatırımlarda büyük fırsatlar ve yeni anlaşmalar, yeni kazançlar, yeni heyecanlar, yeni aşklar acayip hareketli olacak. Her bir bu iş benim dediğinizde bu kapınız sizin için olumlu ve aydınlık yaratacak. Yerinizde değişimle ilgili konuşma vakti ve bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz. Yaratıcılık ruhunuz, enerjiniz çok yüksek olacağı için etrafınızda farkına vararak, yöneticileriniz de size görevinizi arttırarak daha iyi imkanlar sağlanacak. Yalnız şirkette yer değişimi, mekan değişimi, işçi değişimi ya da statü değişimleri hareketli olduğu için bazı sistemsizlikler sisteme girecek. Korkmanıza gerek yok diyorum. Yani size yeni görev, yeni oluşum evreniz var. Hayırlı olsun. Kendi işinizi yapıyorsanız da bulunduğunuz ekibin değişmesi, alanın yenilenmeye ihtiyacı var. Bazı şeyleri görmemezlikten gelerek iş yerinizi dağıtmaya başladınız. Bir an önce disiplin ve kural istiyorum. Bir yeni ay gerçekleşecek ikizlerde 07.36'da 18 Haziran'da. Bu sizin 5. ev, eğlence, seks ve bu tarz noktalarımızın daha hareketli. O yüzden hiç tanımadığımız insanlarla kondom kullanarak seks hayatınızı düzeltmeniz, farklı virüsler, farklı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Eğlenceyi abartıp bağımlılıklarımız abartılabilir. Bu yüzden bunlara dikkat ederek hareketlerimizi ön planda tutmamız lazım. Dedim. Bu ara yakın üniversite arkadaşınız, çevrenizle alakalı da ortaklı fikirlerde ekstra işlerinizi devam ettirerek farklı alım satım işlerinde ekstra kazançlarınız olacak. Bu ara borsaya, dijital alanlardaki bitcoinlere merakınız olabilir ve bu hareketlilikte zarar edebilirsiniz. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Bir de yöneticinize kafa tutan sevgili kovalara sesleniyorum. Yöneticiniz size kafayı çoktan taktı. Biraz daha taktığınız takdirde işten çıkartılacaksınız. Dikkatli olun diyorum. Küçücük bir alanda kendi yeriniz varsa ve sistemde değişmesini istediğiniz nokta, sadece maaşınızla ilgili değişimle ilgili beklentiniz varsa acele etmeyin. Bunun daha vakti var. Yerinizi kollayın diyorum. Evet, en önemli sorun çalışan çiftlerimizde her iki tarafında işinde bazı aksilikler eve yansıyor. Evde huzursuzluk var, işte de huzursuzluklar devam edeceği için bu döngüyü eve yansıtmamanızı önemsiyorum. Sevgili gençler, üniversite sınavınızla ilgili telaşlı ve endişeli bir noktadasınız. Panik yapmayın, başarı noktanız var. Hedefiniz yüksek, akademik kariyer, hakimlik, savcılık,
ya da dış ticaret eğitimi alacaksanız bunlarla ilgili sorunumuz yok. Aşk, heyecan arayanlar, yeni heyecan, yenilik arayanlar için gökyüzü acayip derecede sizi destekliyor. Hani sevişmez, kavga etmeyelim, sevişelim diyeceğimiz bir hafta söz konusu olacak. Hareketlerimizi, kıyafetimizi, kılığımızı, kıyafetimizi, eğlence alanlarımız değişecek. Eğlence çevremiz değişecek. Yeni insanları daha dikkatli tanımanızı öneriyorum. Uzun soluklu ilişkilerde apar topar hemen evlenme ve gün tarih belirlediniz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Geçmiş ilişkinizin geri dönmesini bekleyenler için hayır dönmeyecek. Size yeni, yepyeni bir insan tanımaya ihtiyacınız var. İlk önce bir denize gidin, biraz yürüyüş yapın, biraz tatil yapın. Acele etmeyin, yepyeni bir insan hayatınızın içerisinde olacak. Merak etmeyin. Evden çıkartılması gereken hukuki süreçlerde mal ayrılımları var. Burada bazı tartışmalar ve dengesizlikler var. Avukatınız ne diyorsa ona göre hareket etmeniz lazım diyorum. Anneanneniz ya da babaannenize ait ev konumuzda amca ve teyzelerden kaynaklı ya da yakın akraba evliliği varsa burada kıyamet kopacak. Hazırlıklı olmanızı istiyorum. Bir de duygusal olarak kendinizi hiçbir şeye ait hissetmeye, aseksüel hissedenler için psikolojik desteğe ihtiyacınız var. Kimseyi sevememek, içsel çocukluğunuzla alakalı travmalarınız, bunları değiştirmeniz lazım. Yoksa uzun soluklu yalnızlık gözüküyor sizin içsel dünyanızda. Evli çiftlerimizle alakalı noktada ev yenilenmeyle ilgili fikrimiz var ama ekonomik olarak düzenimizi toparlayamayacağımız için Temmuz sonuna ihtiyacımız var. Şu an için bu evdeki koltuk, masa, sandalye eskidi, haklısınız, bıktınız aynı mobilyanın içerisinde olmaktan. Çaydanlık takımınız değişebilir, elektronik eşyalarda yenilik olabilir ama daha büyük değişim için daha Temmuz ortasına ihtiyacınız var. Evet, eşinizin tavır ve edası sizi çok fazla rahatsız ediyor. Konuşma uslubu, şekil ve edası fazlasıyla yıprattığı için ona sevginiz ve değeriniz azaldı. O hep aynıydı ama sende de şu var, aynı dilde sen onunla konuşuyorsun, anlamıyor. Bu ilişkinin ilişki terapisine ya da boşanmaya ihtiyacı var. Senin ekonomik gücün olmadığı için idare etmeye çalışıyorsun. Mutlu çiftlerde bu ara çocuk planlama gibi bir durumumuz var. Hayırlı olacak. Sağlık olarak alerjik astımımız artabilir. Nezle, grip, enfeksiyonlarımız had safhada, sinüslerimiz azabilir. Dikkatli olun. Sevgili gençler buradayım, sevgili hanımlar buradayım demeyi unutmayın. Mutlu kalın. Sevgili balıklar burada mıyız? Buradayız. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Güzel bir hafta, keyifli bir hafta sizlerle olsun diyorum. Odaklanacağımız tek şey iş hayatımız. Orada sorumluluklarımız, orada çözülmesi gereken bir sürü olaylar var. Muhtemelen kafa dağınıklığınızda sizi engelleyecek insanlar var. Mümkün olduğu kadar işimize odaklanacağız. Hatta alanımızdaki yerimizi kollayacağız. Büyük projelerde yer alacağız. Sizin enerjiniz yüksek olmasına rağmen ruhunuz dağınık olduğu için hiçbir şey yapmak içinizden gelmeyecek. Popomuzu kaldırıyoruz, odaklanıyoruz. Haklarımızı, mücadelemizi veriyoruz. Stabil bir devlet memuruysanız, yerinizde ani atama, değişim beklentiniz varsa başvurularınızı yapmanız lazım. Aynı şekilde kurumsalla bağlantılı işler içerisindeyseniz, şirket ve yönetiminin ciddi bir kriz ve ekonomik dalgalanması sizi ürkütüyor olabilir. Yurt dışı ya da şehir dışından gelecek ekstra kazançlar şirketimizin herhangi bir risk alanını daha toparlayacak. Gereksiz kafaya takmanızı istemiyorum. Ortaklı işlerinizle ilgili daha dikkatli ve daha kontrollü olmanız lazım. Çünkü sizin dağıtmak istediğiniz iş aslında bir marka. Siz kendi başınıza bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Ortaklı işinizi devam ettirin. Kendinize yapmak istediğiniz ekstra işinizin de başına geçin diyorum. Dışarıda yapmak istediğimiz işlerimizin yoğun bir temposu söz konusu olacak ve bu işler bize kazançlı. Yurt dışına yerleşmek ya da şehir dışı planlarımızla ilgili yerleşim niyetiniz varsa da şöyle diyor, kök evimiz. Yani yeni ay gerçekleşecek 18 Haziran'da 07:36'da yerleşim noktamız, kök evimiz, rahbimiz, toprağımız, atalarımıza ait süreçlerle ilgili çözülmesi gereken konularımızın gündemi olacak. Yani sizin görmediğiniz, bilmediğiniz, duymadığınız, asla olmaz dediğimiz köklerimiz ortaya çıkabilir ve bunlarla ilgili bazı haklar gündemimize gelebilir ve bu yüzden aile birbirine karışabilir, tartışmalar ön planda olabilir, aile ve kendinizi frenli ve sistemli yol almanız gerektiğini uyarıyorum. Ailemize ait amca ve kuzenler arasında ortaklı iş ayrımı ile ilgili net kararlarda haksızlıklar olabilir. Buraya doğru avukatla
doğru yön almanız gerekiyor. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada bu ara stabil devam ettiğini gibi gözükse de iş yoğunluğu, telefon trafiği, maillerimiz hareketli olacak. Bizim de tatil planımız var. Bununla ilgili ortak tatil evresi ayarlamaya çalışıyoruz. Siz önceden gideceksiniz, eşiniz sonradan gelecek ama güzel bir tatil geçireceksiniz. Bilginiz olsun. Sevgili gençler, üniversite sınavı içerisinde Allah sizinle, duam sizinle olsun diyorum. Buradayım yazmayı ve enerji bütünleşmesi olarak sınavınızı rahat bir şekilde atlatmanızı tavsiye ediyorum. İlişkiler konusunda ben yorgunum, artık ilişkimden kurtulmak istiyorum diyen kişiler radikal karar verdi. Yol ayrımı içerisindesiniz. Ama eski ilişkisini özleyen ve hasret yanan çiftler de tekrar bir buluşma, tekrar bir anlaşma evresi var. Boşanma fikri olanlar için ideal zamanlar. Anlaşmalar söz konusu olsa da ev ve araç ve para tartışması uzun soluklu olacağı için boşanma olayımız uzun soluklu devam edecek. Anlaşma yoluna gitmeniz sizin için ve çocuklar için daha sağlıklı. Duygusal anlamda yeni ilişkiye başlamak, yeni bir bütünlenmek istiyorsanız da psikolojik olarak kendinizi değiştireceğimiz noktalara bakarak doğru insanı bulacaksınız. Sabırlı olun. Uzun soluklu ilişkilerde evlilik kararı içerisinde, ailede yaşanan krizler yavaş yavaş toparlanarak kabullenme noktası içerisindeyiz. Yani bir kızılcık şerbeti modunda gidecek bazı dengeler sizi yıpratmasın. Siz birbirinizi seviyorsunuz ve sımsıkı sarılın diyorum. Tanıştırılma, aile tanıştırmalarında güzel ilişkiler başlayabilir. Gözümüzü dört açın ve iyi bir aşk size gelecek. Yalnız ailede mahkemesel ceza alacak ya da devletten bazı ceza sorunları olan sevgili balıklar para cezası gibi değil de hapis cezası uyarısı veriyor. Dikkatli olun. Bu ara telefonlarınız, bu ara mailleriniz, bu ara yaptığınız işlerde hatalar olabilir. Mümkün olduğu kadar kontrollü bir şekilde hareket etmeniz gerekiyor. Yoksa ceza alacaksınız. Sevgili ev hanımları, kocanızın size sürprizi var, sizi çok sevdiğini şaşıracaksınız. Hatta beni aldatıyor mu, bu iç ilişkide kalacaksınız. Eşiniz size yaptığı yanlışların farkında ve onun sevgisine inanmanız gerekiyor, başka biri yok. Bu ara uzun soluklu evliliğinizle ilgili sürpriz hediyeler alabilir. Eşinizle ortak ev taşınması kararı vererek daha düzen ve daha huzurlu bir noktaya geçiş sağlayacaksınız. Mutsuz olan çiftlerde ekonomik dengelerden idare ettiğiniz evlilik sizin psikolojinizi, eşiniz sizi psikolojik olarak baskıya itiyor. Artık burada eğitim alarak kendi mesleğinizi geliştirmeniz lazım. Yazık etmeyin, çok gençsiniz ve eşinizin bırakacağı parayla siz mutlu olmuyorsunuz. Birikmiş borçlar var ve aynı dengede ailenize mahcup oluyorsunuz. Ve bence artık ailenizin evine dönerek yeni yolculuk yapmanız ve boşanma radikalliğini kurmanız lazım. Çocuklarınızın dışarıdaki eğlence ruhu, yani parkta, çevrede dikkatli olmanız lazım. Bu ara çocuk kaçırmalar hareketli olabilir, çocuğunuz sıkıntıya düşebilir, dikkatli olun diyorum. Sağlık olarak özellikle bel ve üreme organlarımızla ilgili sıkıntılar, batıklarımız hareket edebilir. Bir de kendinize güzel bir hediye niyetiniz var. Bu hediyeyi alarak şifalandırabilirsiniz. Mahkeme konularımız sıkıntılı. Dikkatli olun, mutlu kalın, hoşça kalın.